Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Ungan. Bu videoda sizlerle birlikte Ansys Fluent'te santrifüj pompanın analizini inceleyeceğiz. Burada Fluent içerisindeki turbo makinalar için özelleşmiş tool'lardan yararlanacağız. Ve aynı zamanda expression kalıbını kullanarak da basma yüksekliğini de hesaplayacağız. Problemimizi bir tanıyalım isterseniz. Problemimiz iki adet domain'den oluşuyor. Bir impeller ve diğeri de durgun halde olan volut, dış taraftaki. Impeller 1450 RPM'de dönüyor ve çıkış volut tarafındaki çıkış sınırımız ise 90 kilogram bölü saniyelik bir çıkış debimiz bulunuyor. Bu problemi çözerken zamana bağlı bir analiz çözmeyeceğiz. Yani bir hareket görmeyeceğiz analizimiz içerisinde. Fakat sanki dönüyormuş gibi bir etki yaratacağız. Buna da işte Moving Reference Frame diyoruz. Bakalım bunu Fluent içerisinde nasıl yapacağız, hep beraber görelim. İlk olarak şöyle analizimi başlatmak için programı çalıştırıyorum. Şuradan bakın, çalışma klasörümü seçtim. 3 boyutlu bir geometrim mevcut. Ve buradan 4 adet core kullanacağım. Dolayısıyla ek olarak 3 adet core'u buradan aktif hale getirip start diyorum. Evet. Şöyle artık programı açalı. File diyorum, read diyorum, mesh diyorum. Şöyle bakın, şuradan mesh dosyamı seçiyorum. Konsola geldik olursak da mesh dosyanın okunduğunu burada görüyorum. Evet, şöyle bakın, mesh dosyam okundu. Dilerseniz mesh'i de görelim. Şöyle domain sekmesi içerisinde display diyorum. Ve E'ye bastığım zaman şöyle gördüğünüz gibi düzgün bir structural mesh oluşturmuş durumda. Bilmeler için. Evet, artık modellemelere başlayabiliriz. Viskoz modelimizi, yani türbülans modelimizi K omega SSD model olarak bırakabiliriz. Özellikle turbo makinalardaki akış ayrılmaları noktalarında iyi sonuç veriyor. Bundan dolayı K omega SSD'yi buradan aktif halde bırakıp OK diyorum. Daha sonra biz burada su kullanacağız. İçerisinde su olacak. Dolayısıyla bakın, malzeme materials bölümünden fluid olarak sadece hava bulunuyor. Ben burayı edit, create and edit deyip sıvı haldeki ne yapıyorum? Suyu buradan aktif hale getiriyorum. Copy dedim. Şöyle copy der demez. Bakın buradan ağaçtan belirliyor. Close diyorum. Close diyorum. Çıktım. Şimdi artık bu iki domaine de benim neyi atamam lazım? Sıvıyı atamam lazım. Dolayısıyla cell zone'a geldim. Impeller için şuradan hava değil de akışkan seçiyorum. Tabii sadece bunu ayarlamamız yetmez. Biz ne demiştik? Impeller dönecek. Yani bu şekilde zaten bir akışkan iletimi sağlanıyor. Dolayısıyla bakın, ben buradan mesh motion değil frame motion'u aktif hale getiriyorum. Frame motion bizim bakın steady state'deki, yani zamandan bağımsız olan analizlerde sanki dönüyormuş gibi bir etki yaratmamızı sağlıyor. Dönme ekseni z ekseni boyunca olacak. Dolayısıyla z eksenini 1 buradan ayarladık. Deviri de 1450 Kelvin olarak giriyoruz. Apply dedim. Ve çıkıyorum. Daha sonra volut için yapacağız. Edit diyorum. Buradan herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Sadece buradan ne yapıyorum? Motor liquid'i seçiyorum. Herhangi bir frame motion işlemi yapmıyorum. Buna da OK diyorum. Evet, artık boundary condition'ları oluşturmaya geldi sıra. Şuradan bakın, boundary condition'larda nelerim var? Bunlara bakalım.
İlnet tarafında iki tane bölgem var. Tabii bunlardan bir tanesini değiştireceğiz. Outflow yapacağız. Buradaki bölgemizi. İlk olarak bizim dönen duvarlarımızı bir ayarlayalım. Şöyle hangi duvarlarımızı ayarlayacağımıza bakalım. Impeller hub'a, yani bakın şuradaki duvarımız ve hangi duvarlarımız dönecek başka? Buradakiler dönecek. Bu şekilde bir ayarlama yapacağız. Moving wall olarak tanımlayacağız. Buradan çıkalım. Impeller hub'a geldim. Edit diyorum. Bakın. Şimdi Impeller hub'da ben burada moving wall olarak seçtim. Daha sonra burada motion olarak rotation'ı seçiyorum. Ve başka bir şey yapmıyorum. Şuradan apply'a tıklıyorum. Aynı şekilde bakın. In block scroll içinde. Moving wall seçtim. Absolute seçiyorum ve rotation'ını seçiyorum. Apply dedim. Close dedim. Evet, artık duvarlarım için ayarlamalarım bitti. Şimdi inlet için yapacağız. İnlete geldim. Burada pressure inlet aktif. Buradan gauge pressure'ı 100 pascal olarak gireceğim. 100 pascal olarak girdim. Apply dedim. Şimdi outlet'i ayarlayacağım. Tabi burada outlet inlet içerisinde tanımlanmış. Şöyle bunu da gösterelim. Bakın inlet bölgesine gelirsek. Bakın. Burayı da ne yapacağım? Mass flow outlet olarak tanımlıyorum. Evet. Ve buradan 90 olarak giriyorum. 90 kilogram bölü saniye olarak girdim. Apply dedim. Ve close diyorum. Şimdi benim bütün sınır tanımlamalarım bitti. Hatta şöyle hepsini tekrar geri çağıralım. Şöyle bakın. İnletim, outletim ve dönecek olan duvar sınırım. Tabii iki adet domainimiz bulunuyor. Bu iki adet domainimiz için bir arayüz oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de bakın Turbo Makina için özelleştirilmiş bir bölümümüz var burada. Turbo modeli aktif hale getirdikten sonra Turbo Create'e basıyorum. Ve buradaki arayüz için bir isim gireceğim. Şöyle NPS diyebiliriz. Birinci arayüzün, yani öpüşecek olan iki arayüz için birinci arayüzümüzün sınırı bu. Diğer ise bu. Şimdi ben burada ne yapacağım? 360 derece temas etmesini istiyorum. Dolayısıyla herhangi bir adım olmadan birleşmesini istediğimiz için no pitch scale'i buradan aktif hale getirip create and edit diyebiliriz. Şöyle arayüzümüz oluştu. Buradan da gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi artık koşturabiliriz. Fakat koşturmadan önce biz ne demiştik? Tabii bunu çözüm sırasında da yapabiliriz. Hatta o zaman yapalım. Artık çözüm aşamasına geçebiliriz. Şöyle initials, initialize bölümüne geldim. Ve şuradan hibrit seçeneğini seçtikten sonra inlet seçeneğini buradan seçiyorum. Ve OK diyorum. Tabi absolute bundan seçtikten sonra OK dedikten sonra initialize edebiliriz. Şuradan konsol ekranında. Bütün domainlerimiz için bir başlangıç koşulu oluşturabiliyoruz. Tabi bunu nasıl yapıyor? Öğeler denklemini, çıkış ve giriş sınırlarını kullanarak öğeler denklemini çözerek yapıyor bunu. Artık çözüme geçebiliriz. Şöyle run calculation'a geldim.
Poseidon Timescale için şurada 10 girdikten sonra 200 iterasyonu koşturuyorum ve calculate diyorum. Ve bu şekilde programın bunu çözmesini bekliyoruz. Evet, analizimiz bitti. Şimdi artık sonuçları gözlemleyebiliriz. İlk olarak şöyle kabaca bir kontrollere bakalım dilerseniz. Şöyle pressure seçiyorum. Display dedim. Şöyle gördüğünüz gibi basınç dağılımımız bu şekilde. Tabii bize anlamlı veriler lazım. Yani bunun için ne yapacaktık? Basma yüksekliğini hesaplayacağız. Şuradan report definition'a geliyorum. Tabii direkt hesaplayabilmemiz için çıkış ve giriş sınırlarımızdaki toplam basınç değerleri gerekiyor. Daha sonra onları yoğunluk ve yer çekimi ivmesiyle çarpıp çarpanı ile böldükten sonra ne elde edeceğiz? Basma yüksekliğini elde edeceğiz. İlk olarak şöyle çıkış sınırı için bir toplam basınç parametresi oluşturalım. Şöyle Surface Report'tan geldikten sonra Mass Weighted Average'e giriyorum. Ve burası için P out diyebilirim. Toplam basıncı seçiyorum. Ve daha sonra buradan da Outlet'i seçtim. OK dedim. Şöyle bakın şuraya geldim. Şimdi yine ne yapıyorum? Mass Weighted Average'i seçiyorum. Bu sefer inlet için yapıyorum. Pressure seçiyorum. Toplam basıncı seçtim. Ve inleti seçiyorum. OK diyorum. Şöyle bakalım inleti de seçtim. Bir de bıçaklar üzerindeki yani kanatlar üzerindeki basınç dağılımı da görebiliriz. Tabi bunu statik basıncını göreceğiz. Toplam basıncını görmeyeceğiz. Şöyle şuradan P Blade. Bunun aslında sadece yani basma yüksekliğinde bir etkisi yok. Sadece değerini görelim istedim. Şöyle Blade'i seçtikten sonra bakın Compute diyorum. Compute dedikten sonra şuradan bakın değerim çıkıyor. 5473 geldi. Pardon Pascal. 5473 Pascal bir statik basıncımız bulunuyor. Hatta Blade dediğimiz sınırımız hangisi ona da bakalım. Şöyle şu hepsini seçili halden çıkardıktan sonra display dedim. Bakın şuradaki yüzeyler üzerindeki basıncımız, statik basıncımız 5473 Pascal. Okey dedim. Şimdi bir ifade oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de expression'a tıklıyorum. Niçin bu? Bu basma yüksekliğimiz için. Böyle isme head diyebiliriz. Şimdi biz burada ne demiştik bakın. Çıkış eksi giriş toplam basıncımız tabi. Bölü yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi. Biz buradan ilk olarak şöyle parantez içinde bakın şuradan ifadelerimi seçebilirim. Out diyorum. Eksi. Sonra in diyorum. Parantezi kapatıyorum. Daha sonra ...998.2 kilogram bölü metre küp çarpı 9.81 metre bölü saniye kare. Evet. Bakın buradaki ifademi girdim. Artık bu ifade ne ifadesi? Head ifadesi. Bunu ben şimdi compute dersem bakın bana artık basma yüksekliğini verdi. 21 metre. Demek ki benim buradaki uyguladığım
simülasyon adımlarında elde ettiğim sonuç 21 metre basma yüksekliği için. Evet, santrifüj pompanın simülasyonunu yaptık, akış analizini yaptık. Burada kanatlar üzerindeki basınç dağılımını gördük. Hatta basınç değerini de buradan okuduk. Daha sonra bir ifade oluşturarak, yani flant içerisindeki değişkenler içerisinde olmayan bir ifadeyi buradan oluşturarak biz buradan da aynı şekilde değerimizi okuduk. Sonra ne yaptık? Öncesinde turbo makineler için özelleşmiş buradan toolbar'ımızı da kullanarak interface'imizi de oluşturduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.